Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Selamun aleyküm kardeşim. Hepinize selam millet, ben Arda ve bugün sizlerle birlikte, aslında bugün değil, yarın sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğim. Evet millet, şimdi kahvaltı edeceğimiz yere geldik. Şu arkamda gördüğünüz yer. Evet, bayağı uyumuşum ben, gene video çekemedim. Evet, Arman kardeşim ne diyorsun? Merhabalar. Şimdi Sençon'a geldik arkadaşlar. Öyle. Dur bak, şuraları da göstereyim ben. Servisi de göstereyim. Evet millet, şimdi kahvaltı edeceğimiz yere giriyoruz. Önce karakter. Have a good day. Thank you. Tamam. Bunu yapsana, çok özledim. Güzel bir tatlı mı yapıyor? Yok, açık ya. Evet, kahvaltı edeceğimiz yerin menüsü böyle waffle'lar falan. Güzele benziyor. Açık büfe varmış, bayağı iyi. Açık büfe varmış değil mi? Öyle diyorlar ama. Bak şu yemekler şunlar. Hani yemekler şunlar da açık büfe mi yazmıyor? Buffett dedi, evet var. Tam Buffett varmış. Yani Buffett demek açık büfe oluyor burada. Arman bir o dans yapsana. Bu arada dans. Bir o dans yapsana. Evet, şöyle çok güzel kahvaltılıkları var'a benziyor. Şöyle waffle'ları falan varmış. Şöyle sağlıklı menüleri de varmış. Ama böyle bir yere gelmişiz, hiç sağlık seçmeye niyetim yok benim. Şöyle krepleri falan var. Bence güzele benziyor ya. Süper. Şöyle göstereyim. Bayağı hoş şeyler var ya. Yani gördüğüm en güzel kahvaltı yeri diyebilirim yani. Ne alacaksın Arman? Kanka. Şunu almıştım da çok beğenmemiştim. Bayağı güzel ya. Ben de şunu alabiliriz. Hoş bir yere benziyor. Bakalım ne sipariş edeceğim. Evet millet, yemeklerimiz geldi. Taylan Bey'in krepi. Arman abimin omlet burger değil mi bu? Abi keşke seninkini alsaymışım ya. Arda abimizinki. Evet şöyle göstereyim. Hayır 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 hayır. Kremama dokunmayın. Evet bunlar turkey sausage. Arda kreman aşırı güzel. Evet inanılmaz. Lahtalara bakmadın lan. Ya şu anda canınız çektiyse kusura bakmayın, inanılmaz bunlar. Evet millet, süpürdük. Arman kardeşim ki hatta süpürdü, garson geldi aldı bile yani. Taylan hala yiyor. Hani bence benim bu zamana kadar yediğim en güzel kahvaltı olabilir. Valla ben çok beğendim yani açıkçası. Ne oldu, komik mi? Beğenmedin mi sen? Kanada'da yediğin en iyi kahvaltı. Bence Türk, evet belki Türkiye'deki o Türkiye'deki kahvaltılar daha güzel olabilir belki. Bir zaman. Kanka 10 aydır Türkiye'yi görmüyorum ya. Mart'ta gidiyorum şimdi, bayağı özledim.
Evet bu şekilde. 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Kaç puan veriyorsun? Ben de bir 7.5 veririm. Evet millet, şöyle kahvaltı ettiğimiz yerden çıktık. Şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum. Mall'un içine giriyoruz şimdi. Şimdi Armanlar falan da hala şeyini ödüyor. Andy! Hey Andy! Say something to Turkish people. Hello! 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 Andy! Introduce yourself. Rich and bitch. Your Fortnite. PUBG or Fortnite? Which PUBG. One? PUBG. CSGO. What's your rank in the PUBG? PUBG, I forgot, I don't know. Evet, kahvaltı ettiğimiz yerden şimdi çıktık. Şimdi kaçış odası dediğimiz yere gidecekmişiz. Oradaki rezervasyonu yaptırmışlar. Oradan sonra da AVM'ye gideceğiz. AVM'de bir saat takıldıktan sonra trampolin parka gitmeye çalışacağız. Zaten trampolin park videosunun pazartesi gelmiş olması gerekiyordu. Rusça küfür ediyor ya. Kaptan şey. O takımımızı ben koydum. Evet. Oh ya. Biz şuna giriyormuşuz. Öyle yani. Diğer grup da şuna giriyormuş. Biz bu grupla giriyoruz abi. Kardeş. Selamünaleyküm kardeşim. Selam kardeşim. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Ya gene. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Ya yok. Hayatımda, hayatımda girdim en sıkıcı kaçış yeriydi abi. Türkiye'dekileri görseler kafayı yerler herhalde. İğrenç bir yerde yani, bayağı sıkıcı. Bir saat boyunca oturduk kenarda. Sucuk. Oh yeah. Evet, şimdi AVM'ye geldik. O şekilde AVM'de bir saat, 1,5 saatimiz var. Öyle takılacağız AVM'de. Ondan sonra geri dönüşe geçeceğiz. Evet millet, buranın videosunu çekmiştim. O yüzden burayı tekrardan göstermeyeceğim, bu AVM'yi. Burayı çektiğim videoyu görmek istiyorsanız sağ üstteki i butonundan, şu taraf oluyor galiba, sağ üstteki i butonundan oraya koyacağım. Outlet videosunu izlemeyi unutmayın. Buradaki bütün fiyatları gösterdim. Çok uygun fiyata. İnanılmaz kıyafetler var. O videoya gidin. Ben de başka yerlere gidiyorum şimdi. Oraları belki ilginç bir şey görürsem çekerim. Burada araba fiyat, araba diyorum, ayakkabı fiyatları var. Şimdi ben de bir tane ayakkabı bakıyorum çünkü ayağımdakiler bayağı kirlendi. Kar falan yordu ayakkabıyı bayağı. Şimdi bir tane ayakkabı alacağım. Ayakkabı alırsam göstereceğim size. Şöyle görün fiyatları da. Şu Kobe'nin rengi çok güzel. Evet, Sport Check'ten bir tane ayakkabı almış. Tam karşıda Sport Check'te. Şimdi AVM'ye geri giriyorum. Servise geçince, işim bitince yani AVM'de size ayakkabıyı serviste açıp göstereceğim. Fiyatını falan da söylerim, merak ediyorsunuz zaten. O tarz şeyleri burada, o şekilde. Bir box man. Hey, Lucas. That's good. Yeah man, it's 70 bucks. Hey, hey, show your shoes. Show your shoes to camera. Evet, 70 dolara bunu aldım ben. Evet, Lucas ayakkabı aldı. It was $730, $200. $230. 230 dolara bu ayakkabıyı almış.
Nice man. Kalalım altta. O şekilde. Evet milletçimi fish and chips gömeceğiz. Ben bir tane alacağım. Özellikle bir tane yok. İki tane de üç tane oluyor. Evet. Şöyle göstereyim. İki tane olan 8 dolar, üç tane olan 12 dolar fish and chips'te. Kadın da tip tip bana bakıyor. Selamünaleyküm. Kardeşim benim. Evet beyler fish and chips. Böyle, bu şekilde. Evet, Tim Hortons'tan kahvemi de aldım. Yolumuz uzun biliyorsunuz, hemen hemen bir iki saatlik, bir buçuk saatlik bir yolumuz var. Saint Steven'a kadar şimdilik görüşürüz. Evet, şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum da burada görüyorsunuz. Burası Saint John Harbor. Şöyle karşılıklı sanki İstanbul gibi, İstanbul'u andırıyor. Çok fazla gözükmüyor ama şöyle işte bu taraf şey kara, öbür tarafta kara. Su geçiyor arasından. Hatta Saint John yani böyle cruise gemilerinin kalktığı falan bir şehir. O konudan da namını salmış durumda. Evet abi. Pratik adam. Takipçilerin hepsi. Say hi to YouTube. Hi. Okay. Evet şimdi eve geldim ve birazcık uyudum. Harbiden şu anda saçı falan görüyorsunuz. Her şey birbirine girdi. Ama bugün güzel bir şey var. Saatimi kurdum. Çünkü şu anda Super Bowl başlamak üzere. Evet aşağı inelim ve Super Bowl başlasın. Ama şunu söyleyeceğim. Video çok fazla çekemeyeceğim. Çünkü telif hakları yüzünden biliyorsunuz. YouTube bam diye kapatıyor. Yani videonun direkt para kazanmasını engelliyor. Videonun daha fazla izlenmesini de engelliyor falan filan. Öyle aptalca şeyleri var. Ama ben şimdi Super Bowl maçını izlemeye gidiyorum. Evet şimdi maç bitti. Maçın sonucu 13'e 3 ya da 12'ye 3 olması gerekiyor. Şimdi tam hatırlamıyorum. Tom Brady ve askerleri New England Patriots kazandı. Ya gayet güzel bir maç. Yani devre arası konserleri falan. Ve çok güzel bir bilgi vereyim. Orada maçta hatta şöyle koyayım kamerayı da. Maçta devre arasında çıkan reklamların ücreti 5 milyon dolarmış. Rekor kırmış. Ve bunun dışında bu maçta özel şeyler de oldu. Yani historical şeyler. Mesela 3 çeyrek boyunca 3 çeyreğin sonuna kadar hiç ilk defa bir Super Bowl'da touchdown olmadı. Yani 3. çeyreğin sonunda maçın skoru hala 3-3'tü yani maç inanılmaz zevksiz geçiyordu. Allah'tan en son Tom Brady'nin pasıyla inanılmaz böyle çok yakından bir uçarak bir touchdown yaptılar. Ondan sonra da zaten kazandılar diyebilirim. Yani futbol şeyinin de sonuna geldik. Yani Super Bowl yayını bile yapıyoruz kanalda, daha ne yapalım. Videoyu izledikten sonra beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve ne tarz video istediğinizi yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum, hoşçakalın. Bugünlük video böyleydi. Sizi seviyorum, hoşçakalın, bye bye.